içindeki insanı aramaya devam ediyoruz. Yetenekleriyle, tabiattaki varlığıyla, geçmişten bugüne bayağı iz bırakmış insan var etrafımızda, çevremizde. Bunları arayıp bulup çıkarmak bizim kendi işimiz. Benim ve ekibimin işi. Şimdi yine bir yerlere geldik ve doğadaki insanın peşindeyiz. Güzelliğini görüyor musunuz? Henüz yarım randımanda, iki katı daha büyüyecek ve yuvarlak çok lezzetli fındığa dönüşecek. Nerede olduğumu aşağı yukarı tahmin ediyorsunuz. Ya Giresun ya Ordu diyeceksiniz değil mi? Evet, Ordu'dayım. Hem de Ordu'nun güneybatı istikametindeki o kurul kale dedikleri yerin hemen dibindeyim. Şu an bulunduğum yerden manzara müthiş gözüküyor. Arkada da yaşlı bir teyze var. İçeride çalışıyordu, çıktı. Buradan evin içi gözüküyor. O giyotin pencere yarıya kadar açık, şuradan görebiliyorum ve içeride bir şey sallanıyor. İçerinin havasını hissedebiliyorum, müthiş, kapı da açık. Baca görevi görüyor zaten. Şöyle bir penceresi, camı var. Dışarıda oturma yeri, teyze orada oturuyor. Kendi ördükleri fındıktan sepet de var orada. Alt tarafı da hayvan ağırı. Az evvel duyduğunuz horoz sesi de oradan geliyordu zaten. Manzara müthiş. Aşağıda da bir dere var. Ama tabii burada bir çalışma var. Elektrik üretimi için bir çalışma. Müthiş de bir gürültü var aşağıdan gelen. Ya şimdi benim oğlan 5. sınıfı bitirdi, 6'ya geçecek. Bir sürü dersi var, okulda öğreniyor. Geliyor, ödevlerini bazen beraber yapıyoruz. Bana da soruyor tabii ki. Benim gezdiğim için de coğrafyamın iyi olduğunu düşünüyor. Sosyal bilgiler dersinden bir sürü soru soruyor. Karadeniz'de ne yetişir? Ege'de ne yetişir? Marmara'da, Güney'de ne yetişir? Karadeniz'in hangi kesiminde neler var? Marmara'da ne var? Neyse. Keşke her birimiz çocuklarımızı alıp da yaz tatillerimizde denizlere, bir yerlere gideceğimize, kendi memleketimizde, coğrafyamızda hem insanın kültürüyle hem de yaşadıklarıyla, yaptıklarıyla bir şeyler öğretebilsek onlara, coğrafyayı yaşayarak öğrenecek, sosyali yaşayarak öğrenecek, sosyal hayatı ve hem memleketine daha çok bağlanacak, hem kültürüne daha çok bağlanacak, hem de onlarla bir şey üretmeyi sevecek. Hani diyoruz ya, milli, yerli, işte yerli ve milli olmak için önce kendini tanıması gerekiyor insanın. Kendini bilecek ki kendi kültüründen bir şeyler katacak içerisine. Dünyanın yaptığı şey zaten birbirine benziyor. Bizim ayrı şeylerimiz var. Onu çıkarmamız lazım ortaya. Şimdi ben de oraya gidiyorum aslında. Dünyanın en ünlü müzisyenlerine klarnet yapan bir ustanın evine gidiyorum. Küçük bir atölye. Aynı işte bunu yapan İsveç'in o en kuzeyinde yaşayan o Samilerin 15-16 hanelik belki bir köyde ortaya çıkardı ve dünyaya sattığı şu ürün gibi düşünün. Kendi el emekleri. Yüzyıllardır bunu yapıyorlar. Ama geliştirdiler ve satıyorlar. Yani asıl fabrika, asıl yer insanın burasında. Mekan nerede olduğu önemli değil. Ki mekanın aslında önemi de var şu şekilde. Onu yapan ustayı biraz sonra daha detaylı anlatacağım. Keşke herkes onun gibi olabilse. Adam usta. Ama asıl ustalığı onun köklerinde, onun temelinde var. O burada yaşıyor ama yazları da dağlara çıkıyorlar. Hayvan otlatıyorlardı. Çobanlık yapıyordu. İşte o bahsettiğimiz çobanın zenginliği vardı içinde. Tabiatın sesi.